Varis, vücudun özellikle de bacakların toplar damar sisteminin iyi çalışmaması sonucu ortaya çıkar. Bacaklardaki toplar damarlar hem derinden hem de yüzeyden geçerler. İşte bu yüzeyden geçen toplar damarların görünür hale gelmesiyle, mavi ve mor renkli varis damarları oluşur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Kadınların kabusu haline gelen varis nedir, belirtileri nelerdir, varis nasıl geçer, varise ne iyi gelir, varis bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm detaylar. Genelde ayakta iş yapmak zorunda kalan kişilerde görülen varis, önemli hastalıklardan biridir. Herhangi bir önlem alınmadığı zaman ciddi sorunlara neden olarak damarların yırtılması ile sonuçlanır. Varis nedir? Yaşam kalitesini bir hayli düşürdüğü için, varis nedir soruları artmaya başlamıştır. Genelde kadınlarda görülen varis, toplar damarın deri altından genişlemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Şişlik ve ağrı şeklinde kendini gösteren varisin ilk aşamasında, görsel etkisinin dışında bir etkisi yoktur. Ancak gerekli önlemler alınmadığı zaman, ileri evrelerinde ciddi sorunlar meydana gelmektedir. Varis neden olur? Normal işlevlerini yerine getiremeyen damarların genişlemesi ile ortaya çıkan varis, nedenleri farklı olabilmektedir. Kanın ters yöne akmasına engel olacak tek yönlü valflerde sorun meydana gelmesi durumunda, damarlarda şişme meydana gelir. Bu durumda ortaya çıkan varisin genel nedenleri şunlardır. Menopoz. Hamilelik. Uzun süre ayakta kalmak. İlerleyen yaş. Aile geçmişi. Obezite. Hormon tedavileri. Doğum kontrol hapları. Kabızlık. Dar kıyafetler giymek. Varis belirtileri nelerdir? Damarların genişlemesi şeklinde ortaya çıkan varis nedeni ile ortaya çıkan şikayetlerin sayısı yüksektir. Ayrıca bu şikayetler kişiden kişiye değişebilmektedir. Gözle görülür bir şekilde belli olan varisin teşhisi için ultrason tetkiki yapılmaktadır. Ancak genel olarak hastalarda görülen varis belirtileri şunlardır. Bacaklarda mor, mavi ya da kırmızımsı şişlikler. Ayakta durmakla artan ağrı. Huzursuzluk hissi. Bacaklarda şişlik. Çabuk yorulma. Bacaklarda ağırlık hissetme. Bacaklarda uyuşukluk. Kaşıntı. Gece krampları. Kılcal damarların ağrıması. Varise iyi gelen bitkisel yöntemler. Sarımsak. Varis bitkisel tedavi seçenekleri içerisinde yer alan sarımsak, antioksidan özelliği olan bir sebzedir. Özellikle, inflamasyonun azaltılmasında çok etkilidir. Yaklaşık 4-5 diş sarımsağı bıçakla ince ince kıydıktan sonra, 1 litrelik kavanoz içerisine koyun. Üzerine 3 adet portakal sıkarak elde ettiğiniz portakal suyunu ilave edin. Bu karışıma 2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ekleyin. Tümünü karıştırdıktan sonra, 12 saat süreyle dinlenmeye bırakın. Uygulamadan önce, kavanozu sağa, sola, yukarı ve aşağı olmak üzere iyice çalkalayın. Parmaklarınızın arasına karışımdan bir miktar alıp, varisli damarların bulunduğu bölgeye 15 dakika süreyle masaj yaparak uygulayın. Uygulamaya yaklaşık 2 ay süreyle devam edin. Limon sarımsak kürü. Bu karışımın etkili olması için, kesinlikle kaliteli malzemeler seçmelisiniz. Özellikle sızma zeytinyağı tercih etmelisiniz. Sarımsak için de yerli olanları tercih edin. Malzemeler. 12 diş sarımsak. Yarım su bardağı sızma zeytinyağı. 1 adet limon suyu. Hazırlanışı. Sarımsakları soyduktan sonra ikiye bölün ve havanda homojen hale gelinceye kadar iyice ezin. Sonra sarımsakları bir cam kavanoza alarak, üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Kavanozun kapağını kapatarak serin ve karanlık bir yerde bir gece bekletin. Ertesi sabah malzemeleri tahta bir kaşık ile karıştırın ve posasını ayırmak için süzgeçten geçirin. Uygulanışı. Elinize bol miktarda karışımdan alarak, varisli damarlardan etkilenen bölgelere sürün. Kan dolaşımını uyarmak için, parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın. 1 saat boyunca cildinizin karışımı emmesi için bekleyin. Daha sonra, soğuk suyla durulayın. Uygulamayı haftada en az 3 defa akşamları tekrarlayın. Elma sirkesi. Elma sirkesi, kan akışı ve dolaşımını iyileştiren doğal bir üründür. Bu ürün, varise bağlı yakınmaların azaltılması amacı ile kullanılabilir. Seyreltmeden avucunuza bir miktar döküp, elinizle varisli damarlara hafifçe masaj yapın. Bu uygulamayı gece uyumadan ve sabah uyandıktan sonra gerçekleştirebilirsiniz. Zeytinyağı. Varisli hastalarda yavaşlamış, neredeyse durma noktasına gelmiş olan toplar damar kan akışının hızlandırılması temel hedeftir. Zeytinyağı ile bacaklara yapılan masaj bunu sağlar. Bacaklara günde 2 kez, yaklaşık 15 dakika süreyle masaj yaparak uygulayın. At kestanesi kürü.
20 tane at kestanesini soyun ve blenderdan geçirin. Hazırlanan toz halindeki at kestanesini 2 litre saf zeytinyağına ekleyin ve 1 hafta kadar bekletin. Elde edilen karışımı varisli bölgeye sürün. Zencefil. Bu bitki, iltihap sökücü etkiye sahiptir. Ağrıyı ve varis görünümünü doğal olarak azaltır. Zencefil, dolaşımı iyileştirmek ve varisli damarların oluşumunu önlemek için birebirdir. Biraz zencefil özünü E vitamini ile karıştırarak doğrudan cildinizin üzerine uygulayın. Soğan. Soğan, proteinlerin vücuttaki emilimini ve dağılımını düzenlemek için mükemmel bir doğal etkendir. Buna bağlı olarak, varisli damarların oluşmasını ya da cilt üzerinde görünür hale gelmesini engeller. Günlük olarak soğan tüketmek, vücudunuzu sağlıklı kılar ve cildinizin yenilenmesini sağlar. Maydanoz. C vitamini açısından en zengin bitkilerden biri olan maydanozun, çiğ ve taze olarak tüketilmesinin yararları saymakla bitmez. Yüksek antioksidan özelliğinden dolayı, sadece kolajen oluşumunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre onarımı ve yenilenmesini de sağlar. İçerdiği rutin maddesi ile çok ince damarların güçlenmesine yardım ederek, varise bağlı yakınmalarda azalmaya yol açar. İnce kıyılmış bir avuç maydanozu, bir bardak suda 5 dakika süre ile haşlayın. Haşlama sonrası, bardağın üzerini bir fincan altlığı ile kapatıp soğumaya bırakın ve ince bir süzgeç yardımı ile süzün. Süzme sonrası kalan solüsyona, bir damla gül veya kadife çiçeği yağı ekleyin. Karışımı, yaklaşık 6 saat süre ile buzdolabında tutun. Daha sonra çıkarın ve ufak bir pamuk yumağını solüsyon ile ıslatarak, varisli damarların bulunduğu bölgeye uygulayın. Bu karışımı günde 2 kez, yaklaşık 2 ay boyunca uygulayın. Kadife çiçeği. 1 su bardağı kadife çiçeğine, 4 su bardağı su ekleyip kaynatın. Karışımı kendi halinde soğumaya bırakıp, soğuduktan sonra süzün. Solüsyon içine daldırdığınız bir tutam pamuk ile, varisli damarların bulunduğu bölgelere yaklaşık 2-3 ay günde 3 defa uygulayın. Biberiye. Biberiye, stres ve bunalımla savaşmakta birebirdir. Aynı zamanda varisli damarlara karşı da etkilidir. Kan dolaşımını hızlandırdığı için, genellikle cilt bakım ürünlerinde kullanılır. Sarı kantaron otu. Harici ya da dahili olarak kullanabilirsiniz. Her durumda sarı kantaron otu varisli damarları geçirmekte birebirdir. Bu bitkiden elde edilen yağı, doğrudan sorunlu bölgeye uygulayın. Ayrıca, çay olarak da içebilirsiniz. Çoban püskülü. Bu bitki, ruskogenin denilen bir etken madde içerir ve damarlardaki şişkinliği ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra, kan damarlarını güçlendirmek ve sıkılaştırmak için de çok faydalıdır. Etkisinden yararlanmak için, günde en az 100 mg tüketilir. Ekinezya. Bu bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, varisli damarlar için de iyi bir çözümdür. İltihabı azaltmak ve varisli damarların neden olduğu ağrıları geçirmek için birebirdir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.